Haklarımız programından herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Her ne vakitte bizi izliyor ya da dinliyorsanız hayır bulun, hayırla dolun inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, Haklarımız programında hukuka dair meseleleri günlük yaşantımızda karşımıza gelebilecek ya da karşılaşabileceğimiz durumlarda neler yapmamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğine dair tüyolar almak, hukukun içerisinden meseleleri masaya yatırmak suretiyle konuşmaya çalışıyoruz. Daimi konuğumuz avukat Haktan Demir Beyefendi ile hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyettesiniz inşallah. Şükür her şey yolunda. Umarız izleyicilerimiz için de öyledir. Bu kanalda bu şekilde haklarımızdan, hukukun temel ilkelerinden, insan haklarından bahsedebiliyorsak bizler için ne mutlu. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Efendim bu programda geçen hafta programımıza nazaran orada biraz temel terimlerden bahsettik. Hayatımızın içerisinde karşımıza çıkabilecekler gibi ya da hukuki bir durumda bilmemiz gereken hayat kurtarabilecek ifadelerden biraz olsun bahsetmeye çalışmıştık. Bugün de bir genel bir tanımlama yapacağız. Aslında çok su kaldırır bir başlık olacak ama konuşmadan geçmek istemeyeceğimiz bir konu temel insan hakları. Bugün temel insan haklarını konuşacağız. Birçok yerde duyarız aslında. Yine tartışma programlarında, haberlerde ya da gazete yazılarında, köşe yazılarında temel insan haklarına atıfta bulunan ifadeler görür ya da okuruz. Bugün onları biraz tanımlayacağız. Onları şöyle bir sıralamaya çalışacağız. Haktan Bey, temel insan hakları dediğimiz zaman bu tanımın altına neler girer? Açıkçası neleri anlamamız gerekir? Açıkçası insan hakları dediğimiz zaman da aslında bundan da maalesef ki kullanan kişilerin genellikle tasvip etmediğimiz kişiler olduğu için bu insan hakları kılıfının perdesinin arkasına sığınan kişiler, biz maalesef ki insan hakları tabirini de çok severek bakmıyoruz genel anlamda. Evet. Toplum olarak baktığımda insan haklarını genelde maalesef ki teröristler bunu kılıf olarak kullanmakta, insan haklarını ihlal edemezsiniz diyerekten. Ama insan haklarına baktığımızda bunun içinde çok çeşitli haklar var. Hı hı. Örneğin ilki yaşama hakkı. Evet. Yaşama hakkını ihlal eden bugün baktığımızda kimdir? Teröristlerdir. İnsanların huzur içinde, barış içinde yaşamasını engelleyen, bunların haklarına müdahale eden, insanları kaosa sürükleyen grup. Esasında bu insanlara biz insan hakları aracılığıyla bunlarla mücadele etmemiz gerekirken tam tersine onlar insan hakları kılıfının perdesinin arkasına sığınmakta. Bu da bizi maalesef ki insan hakları dediğimiz ifadeye biraz soğuk yaklaşmamıza sebep olmakta. Evet. Şimdi ben burada notlarıma bakıyorum. İlki temel insan haklarının insan hakları evrensel beyannamesiyle kabul edilen yaşama hakkıdır. Hı hı. Bu beyanname 1948'de kabul edilmiştir ve biz de şu anda ülke olarak buna tarafız ve dünyada birçok ülkede buna taraf aynı zamanda. Eğer siz bir sözleşmeye tarafsanız aynı durumda siz bu sözleşmeyi uygulamak zorundasınız. Bunu icra etmek zorundasınız. Biz bu sözleşmeye taraf olduğumuz için de yaşama hakkı insan haklarının temel prensipleri arasında kabul edilir. Yaşama hakkı da her insana eşit şekilde kişi dokunulmazlığı kapsamında yaklaşmaktır. Yani bu devlet açısından bu şekildedir. Aynı şekilde eğer müdahale ediliyorsa bunu diğer insanlar tarafından da devletin burada yükümlülüğü vardır. Bunu engeller, yani buna müdahale eder. İkinci hakka baktığımızda burada işkence ve kötü muamele yasağını görmekteyiz. Bizim de bugün birçok mevzuatımız bu işkence ve kötü muamele yasağına binaen düzenlenmiştir. Örneğin işkence altında alınan ifadenin geçersiz olduğu Türk Ceza Kanunu'nda yazmaktadır. Bu da aynı şekilde bu maddeyi, yani bu sözleşmeyi, insan hakları evrensel beyannamesini uygulamamızın bir tezahürüdür. Yani işkence ve kötü muamele kesinlikle yasaktır. Ha, evet. Burada kim olursa olsun elbette bizler suçlularla, toplum düzenini bozanlarla mücadele edeceğiz. Elbette suçluların peşine devlet olarak, devletin yetkisiyle düşülecek. Lakin bunları yapılırken de
işkence ve kötü muamele yasağına da uyarak hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde biz de sağlıklı bir yargılama yapamayız. O kişiler de üst mahkemelerde, hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aracılığıyla suçlu olmalarına rağmen beraat edebilirler. Ben burada çok önemli bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bir içtihattır. Yasak ağacın meyvesi de yasaktır diye. Evet. Örneğin işkence ve kötü muamele yoluyla diyelim ki burada bir ifade alındı. Bir teklif yapıldı, hatta diyelim ifadesi alınırken. Hı hı. Ve bu kişinin bu ifadesine göre de hüküm tesis edildi. Ha, bu durumda ne olur? O ifade ve o hüküm geçersiz kabul edilir, hüküm bozulur ve o kişi beraat eder. Bir örnek vereyim, Almanya'dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de biz üyesi olduğumuz için, aynı şekilde buna taraf olduğumuz için anlatmam faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Bir Alman genç arkadaşını öldürüyor ve bunu bir yere saklıyor. Yani tüm deliller buna işaret etmesine rağmen bir türlü çocuk bunu itiraf etmiyor. Mahkemede de, yani mahkeme demeyeyim, ifadesi alınırken de polisler buna diyor ki bak, ya suçunu itiraf edersin ya da daha çok sürünürsün. Şöyle olur, bak çok uğraşırsın, seni çok uğraştırırlar gibi hukuki olmayan, yani aslında çok da uç bir şey söylememişler bir bakıma. Hı hı. Ama bu ifadeleri söyledikleri için her ne kadar çocuğun ifadesiyle ceset de bulunmuş olsa da bu çocuk ciddi anlamda indirim aldı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Yani normal sebebi, şartlarda suçu tespit edilseydi alacağı ceza, ki suçu aynı suç, ama bunu bir baskı, bir tehdit altında bu ifadeyi verdiği için cezasında indirime, evet, gidiliyor. İşkence ve kötü muamele yasağının da bir tezahürü Almanya'da karşımıza çıkmış oldu. Tabii bizim ülkemizde de örnekleri var ama bunu açıkçası ben burada açıklamak, kamuoyuna duyurmak istemiyorum. Evet. Çünkü infial yaratabilecek bazı örnekler de var. Hiç girmeyelim derim. Peki. Düşünce ve ifade özgürlüğünden devam edelim isterseniz. Peki. İnsan hakları olarak düşünce ve... Üçüncü olarak aslında. Evet. Birincisi yaşama hakkı. Hı hı. İkincisi işkence ve kötü muamele yasa. İşkence ve kötü muamele. Üçüncüsü, evet, düşünce ve ifade özgürlüğü. Tabii insan olarak hiçbir şekilde düşünmemiz engellenemez. Aslında Idi Amin'in bir lafı vardır. Afrikalı, Ugandalı lider. Ben hiçbir şekilde ifade özgürlüğünüze karışmıyorum. Düşünce özgürlüğünüze karışmıyorum. Lakin düşüncenizi ifade ettikten sonra olacakların garantisini veremem, der Idi Amin. Burada da aslında bu düşünce ve ifade özgürlüğü daha çok ifadenizden sonra, düşüncenizi ifade ettikten sonrakileri garanti etme maksadıyla kullanılmış ve konulmuş yasal düzenlemelerdir. Düşünce ve ifade özgürlüğünde kişilerin düşünmesinin, kendisini ifade etmesinin burada engellenemeyeceğinden bahsetmektedir Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi. Evet. Eğer kişiler sağlıklı bir şekilde düşüncelerini ve fikirlerini ifade edemezlerse, bunun sağlıklı bireyler ve dolayısıyla da sağlıklı bir aile, sağlıklı bir toplum olamayacağını bugün birçok araştırma ortaya koyduğu için düşünce ve ifade özgürlüğünün toplum nezdinde ayrı bir önemi mevcuttur. Lakin bunun sınırları vardır elbette ki. Siz düşünce ve ifade özgürlüğü diyerek hiçbir şekilde insanların dini değerlerini hakaret edemezsiniz. Aynı şekilde siz insanlara, şahsına da bir hakarette bulunamazsınız. Düşünce ve ifade özgürlüğü perdesinin arkasına sığınarak. Yani maalesef ki acı verici bir şekilde takip ettik ve hepimiz kınadık. Macron'un yapmış olduğu geçen sene, hı hı, bu düşünce ve ifade özgürlüğünün arkasına sığınarak Peygamber Efendimiz'i eleştiren, aleyhisselam, eleştiren o karikatürleri, İslam'ı açıkça hakaret içeren o karikatürleri devlet binalarına yansıtması. Evet. Yani bugüne dek hiçbir devlet yöneticisinin yapmadığı bir hakaret tarzı, hiçbir devlet yöneticisinin yapmadığı bir aymazlık olarak nitelemek doğru olacaktır. Çünkü elbette herkes kendini ifade edebilir. Ama siz burada eğer bir İslam dininin kutsallarına, İslam dininin peygamberine orada açıkça hakaret ediyorsanız ve bu hakareti, ifade özgürlüğünü söylüyorsanız, o zaman Macron'un
kendi açtığı davalara da bakmak lazım. Macron geçtiğimiz günlerde kendisine sadece Lübnan'da soru soran, Hizbullah'la ilişkiniz nedir sorusunu soran gazeteciye bile dava açtı bu ifadesinden dolayı. Yani Macron'un buradaki bir terör örgütüyle ifadesini, ilişkisini soran bir gazeteci'ninkisi mi sizce fikir özgürlüğüdür? Bunu halkımız da kendi içince cevaplasın. Yani burada soruyorlar ki Macron'a sizin Hizbullah'la ne ilişkiniz var? Sen Lübnan'a gitmişsin ve orada görüşmüşsün bu örgütle. Durduk yere de değil yani. Bir temas var ve ilişkiniz nedir? Nereden, ne sebeple bu ilişkiyi yürütüyorsunuz şeklinde? Bu soru soruluyor. Macron bunun ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu, düşünce özgürlüğünün hakarete kaydığını, iftira olduğunu yorumlayıp mahkemelere bu gazeteciyi veriyor. Ama kendisi İslam dininin en kutsallarına bir sınır olmadan hakaret edebiliyor. Peki, ve bu kendi ülkesinde de 9 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor olmasına rağmen, bir sürü Cezayirli ve Faslı olmasına rağmen bunu yapma cesaretini gösteriyor. Ha, dediğimiz gibi bu sözler güzeldir, işte yaşama hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, düşünce ve ifade özgürlüğü, ama bunların uygulanması daha önemlidir. Evet, bugün kimse bunun, hiçbir din büyüğü, ondan sonrasında hiçbir otorite, hiçbir insan bunlara zaten karşı çıkmaz. Ben insan haklarına karşıyım demez. Ama bunları kim uyguluyor? Nasıl uyguluyor? Kim takip edecek? Bunun da sorgulamasını yapmak gerekir. Bugün kanunlardan kaçmak adına kıtalar arası uçan uçaklarla insanların uçakta işkenceye tabi edildiğini de biliyoruz. Bunu da yapan yine aynı şekilde o dünyayı, her zaman da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, dünya beşten büyüktür. O dünyayı yöneten maalesef ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda belirleyici olan 5 ülkenin 5'i de bu insan hakları ihlallerine maalesef ki burada göz yummaktadır. Eğer bunlar uygulansaydı Bosna'da sonrasında, bakın bu evrensel beyanname 1948 yılında kabul edildi. Ama Bosna Savaşı'nda 92'den 95'e kadar üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen bir soykırım daha önce yaşanmış olmasına rağmen Almanya'da, elbette Nazilerin yaptığı uygulamayı da biz doğru bulmuyoruz. Ama böyle bir tecrübe yaşanmışken, acı tecrübe yaşanmışken, bu acı tecrübeye laf edemeyen de bir uluslararası sistemin olduğunu aynı şekilde Bosna'da gördük. Şu anda da Suriye'de görüyoruz nasıl terör örgütlerine silahlandırıldığını, terör örgütlerine her türlü işlemin uluslararası düzeyde kolaylaştırıldığını ve insan hakları ihlallerinin yapıldığını açık ve net bir şekilde görüyoruz. Acı bir gerçek. Peki bu noktada evet, dünyanın bildiği, kabul ettiği bir insan hakları beyannamesi var. Bu meşru bir beyanname. Ne olduğu da biliniyor. İşte içerikleri, yaşama hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi. Peki bunun tanımını kim neye göre yapıyor? Bu bir ifade özgürlüğü müdür, iftira mıdır? Bu bir düşünce özgürlüğü müdür? Bu bir hakaret midir? Bunun tanımını kim yapıyor? Kişi kendi bu şekilde talep edebilir ama yargı bunu nasıl değerlendiriyor? Ya da bunun temel bir ayrımı var mıdır? Aslında burada bazı pozitif ve negatif yükümlülükler var. Bazı insan hakları, burada tamamına henüz değinmedik ama bazı insan hakları devlete yap der, zorunluluk getirir. Ama bazı insan hakları da devlete dur der, yapma der. Negatif insan hakları deriz bunlara. Yani örneğin yaşam alanına müdahale etme. Ama mesela eğitim hakkı vardır. Burada yap der devlete, sorumluluk yükler. Yani bu da pozitif insan hakları olarak nitelendirilir. Yani devlete der ki herkese eşit ve erişilebilir bir eğitim sistemi kur diye yükümlülük yükler burada. Bu pozitif bir insan hakkıdır. Evet. Ama baktığımızda yaşama hakkı burada negatiftir. Yani yapma der, uzak dur der. Düşünce ve ifade özgürlüğü de aynı şekilde. İnsanların ifade etmesine engel olma der. Burada da negatif yükümlülük yükler aslında. Bunun aslında insan hakları biraz ihlal edildikten sonra söz konusu olur, gündeme gelir. Yani hak ihlal edilmeden hak daha çok bahsedilmez genel anlamda. Eğer devam edecek olursak, tabii, buyurun. Düşünce ve ifade özgürlüğünden sonra sırada din ve vicdan özgürlüğü var. Yani hiç kimse bir dine inandığı için ikinci sınıf insan muamelesi göremeyeceğine yönelik. Burada biz aslında bu kavramlara yabancı değiliz. Çünkü bizim geldiğimiz kültür, yani hiçbir şekilde işte
köle isyanları olmamış örneğin bizim evet. Türk kültüründe veyahut da zenci beyaz ayrımı yapılmamış. Yani her ne kadar çeşitli kültürlerle yaşasak da bu kültürleri her zaman bir zenginlik olarak görebilmişiz. Keşke bu çok kültürlülüğü, çok kültürlü bakış açısını da yani bu küresel vizyonu koruyabilseydik. Çoğunlukla koruyabildiğimizi düşünüyorum ama Osmanlı'daki kadar etkin bir şekilde maalesef koruyamıyoruz şu anda. Yani 72 millet denir. O 72 millet tabirini bir arada tutan Osmanlı bunu gayet uygun bir şekilde yerine getirmiş. İşte Yahudiler, Hristiyanlar kendi hukuklarını uygulayabilirler kendi aralarında hı hı. demiş. Müslümanların tabi olacağı hukukla gayrimüslimlerin tabi olacağı hukuku ayırmış. Bu din ve vicdan özgürlüğünün zirvesi olan bir noktadır. Yani düşünün onların da icra ettirme yetkisi var. Onların da hukuku tesis etme yetkisi var. Onların da mabetlerini özgürce açma, özgürce ibadet etme yetkisi var. Yani bu biz buna belki yabancı değiliz ama maalesef ki Batı dünyasında bu kolay oturabilmiş bir sistem değil. Hala daha oturamadığı söylenebilir. Yani binlerce, yani milyonlarca insan Katolik, Ortodoks ve Protestanların savaşında hı hı. hayatını kaybetmiş. Daha çok bu savaşlar Protestanlar ve Katolikler arasında olsa da Ortodokslar zamanında Ortodokslar, Katolikler, sonrasında Katolikler, Protestanlar ciddi insan hakları ihlalleri yaşanmış. Yani burada sırf insanları dini inancından dolayı yakan açıkça şehir meydanlarında kaza bağlayıp yakan bir anlayış var. Yani Endülüs'te yaşanan ihlaller işte tabii bu dönemde geçerli olmadığı için insan hakları. Kudüs'e girildiğinde yaşanan evet. Atların ayaklarına hatta karınlarına kadar kanın içerisinde yürüdüğü şekilde ifadelerin. Günlerce insanların cesetlerinin kaldırılmadığı bir ağırlık işte Endülüs'teki Engizisyon mahkemeleri. Böyle şeyler bizim kültürümüzde olmadığı için aslında bir bakıma izleyicilerimiz de bunu lüzumsuz olarak görebilirler. Yani bizim bunu aslında gerçekten ifade etmeye bile bu Türk toplumuna ihtiyacımız yok. Olsa olsa bizim tarafımızda faili değil de mağduru olabilmek noktasında din ve vicdan özgürlüğünün belki bir karşılığı yani var. Yani bugün çok gitmeyelim Endülüs'e. Hı hı. Geçtiğimiz yüzyılda Bulgaristan'da yaşanan hak ihlalleri, insanların isimlerini değiştirmeye, sonrasında kimliklerinden feragat etmeye, mülklerine el koymaya varan o zulüm rejimlerini de biliyoruz. Bugün Naim hala Süleymanoğlu rahmetli. Evet. O hatta ülkemize sığınma hikayesi de ayrı bir destandır açıkçası ve hepimizin de bir gururudur. Yani Bulgaristan'da yaşanan hak ihlalleri. Yanı sıra halen Filistin'de de devam eden bir sorun var ki tabii o da yine uzun yıllardır devam ediyor. Orada aslında insan hakları ihlali noktasında birçok maddeyi de görebiliyoruz değil mi? İşte hukuksuz ambargo olsun, sonrasında mülksüzleştirme olsun. Özellikle Netanyahu rejimiyle birlikte Filistinlilerin bir mülksüzleştirilmesi başlatıldı. Hı hı. Burada 7. maddede mülkiyet hakkı yani kimsenin sahip olduğu mülk elinden zorla alınamaz. Herkesin mülk edinme hakkı vardır. Özel mülk edinmede de bir sınır bulunmamaktadır. Lakin burada Filistinlilerin Netanyahu rejimi bunu çok tam bir Nazi zihniyetiyle uyguladı. Hı hı. Özellikle de Trump rejiminin de desteğiyle birlikte hiçbir şekilde insanlara yaşama hakkı, mülkiyet hakkı sunmadan dükkanlarına, evlerine el koydular. Yani öyle ki halk burada evini satmak istemiyor. Milyon dolarlar teklif ediliyor, kabul edilmiyor. Lakin sonrasına baktığımızda o kişiye zorla işte sen teröristsin, terör suçuna bulaştın diye o kişiyi evinden zorla çıkartılıyor ve yerine yepyeni bir yerleşimci yerleştiriliyor. Evet. Bu da Netanyahu'nun faşist uygulamalarındandı. Şükür ki Netanyahu da tarihin çöplüğüne karıştı ve inşallah bir daha da oradan gelmez diyoruz. Benzerleri de gelmez inşallah. Devam edeceğiz. Tam burada buraya bir virgül koyalım. Temel insan haklarından bahsediyorduk. Şu ana kadar yaşama hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğünü ifade etmeye çalıştık. Diğerlerine de reklamların ardından değinmeye çalışacağız. Temel insan hakları çatısı altında reklamlar sonrasında buradayız.
Reklamların ardından Haklarımız programına devam ediyoruz. Temel insan haklarından bahsetmeye çalışıyoruz. Bu programda daimi konuğumuz avukat Haktan Demir Bey ile şu ana kadar 4 maddeyi geride bıraktık. Kaçıranlar için özetlemiş olalım. Yaşama hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü başlıklarını şöyle çok ayrıntısına girmeden ama hakkı kadarıyla da değinmeye, yer vermeye çalıştık. Şimdi de diğer temel insan haklarıyla devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Beşinci olarak devam etmek gerekirse özel hayatın gizliliği hakkı. Hı hı. Bu da insan hakları arasında yer almaktadır. Yani günümüzde özellikle belki bu 100 yıl önce bu kadar gelişmiş ve ihlal edilen bir hak değildi ama günümüzde teknolojiyle birlikte de ciddi anlamda ihlali söz konusu olan bir hak oldu. Maalesef ki insanlar kendi özelini ailesiyle birlikte konuştuğu şeylerin ailesinin dışında işte dinleme cihazları olsun, telefonlar olsun kaydedildiğini ve başka yerlere aktarıldığını maalesef ki şahit olmaktayız. Tam bu noktada galiba biz şöyle bir şey de duymuştum. Delil olması bakımından bir ses kaydı yaptığımızda görüntü için galiba aynı şey yokmuş ama bir ses kaydını delil olarak ilgili makamlara sunduğumuzda delil olmasının yanı sıra bir de özel hayatın ihlali noktasında galiba bu sefer bir suç unsuru teşkil ediyor diye. Şöyle ki burada şöyle önemli bir durum var. Bugün birçok yere ararsanız öncelikle dedikleri şey şudur. Yani diyelim kurumsal yerleri. Bu çağrı, bu konuşma, bu diyalog işte kalite standartları gereği kaydedilmektedir. Evet. Bu ifadeyi söylemeniz gerekir sizin karşı tarafa. Yani gizli o konuşmayı, bir kayıt aslında ihlale giriyor ama belirtilen bir kayıt sizin kabul edip etmemeniz konuşmanın devamıyla ortaya aslında çıkıyor. Aslında burada maalesef ki kesin çizgiler de yok. Hı hı. Yani bazı işte denir ki tekraren elde edilemeyecek ve suça kesin olarak götüren bu tarz delillerin de kabul edildiğine dair Yargıtay kararları mevcut. Yani sabit bir şey söyleyemeyiz ama size tavsiyem birini kaydediyorsanız sesini öncelikle bunu karşı tarafa bildirin. Ki sizin de burada hakkınız zayi olmasın. Evet. Ha, siz zaten bunu söylediğiniz anda karşı taraf hal ve hareketlerine, sözlerine dikkat edecektir. Yani bu da bu bakımdan önemlidir. Ve kişisel verilerin korunması kanunu, bununla ilgili de sırf bir bölüm ayırmak gerekir. Çünkü günümüzde maalesef reklamcılık sektörü adı altında ciddi anlamda bu hakta ihlal edilmekte. İşte kişilerin alışveriş bilgileri, alışveriş tercihleri, yani zevkleri diyelim her gün sportif bir insandır ve spor dallarıyla ilgilenen bir insanın önüne spor araçlarıyla ilgili reklamlar çıkıyorsa, spor gereçleriyle ilgili reklamlar çıkıyorsa ve o kişi de buna izin vermediyse burada da bir hak ihlalinden söz edebiliriz yani. Demek ki sen benim bu bilgimi birisine satmışsın ki o da bunu kullanmaktadır. Yani bugün aynı şekilde insanların telefon numaraları, isimleri, e-postaları bunların da aradıkları kurumlar tarafından başka bir yere çıkarılmaması gerekir. Yani bunu özellikle kurum işletmecilerin çok dikkat etmesi gerekir. Yani özellikle bir de şu var, kurumlar arasında birimler arası transferlerde dahi değil kurumlar arası, kurumun içindeki birimler arasında dahi transfer yapılırken bu kişilerin dataları, bilgileri korunmalıdır. Eğer siz bunu ihlal ederseniz burada bir insan hakkı ihlali söz konusudur ve bu sebepten kişisel verileri ihlal ettiğiniz için yargılanabilirsiniz. Ve burada da zaten Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında da bu ayrıyeten düzenlenmiştir. Bunun yaptırımı. Yayıncılıktan da biliriz. Şöyle bir şey vardır. Bu isterseniz bir dijital platformda yayınlanmak üzere çekilen bir görüntü program olsun, isterseniz bir televizyon programı konuk olan konuğa bir feragatname imzalatılır. Daha sonra bu görüntünün yayınlanması hususunda hukuki bir problem doğmaması için. Velev ki o kişi dostunuz, yakınınız ya da gönüllü olarak oraya gelmiş bir kimse olsa dahi. Yine röportaj yapıldığında daha sıkıntılı, daha dar alanını biliyoruz. Dışarıda birine mikrofon uzattığınızda konuştuğunuz kişiye belki bir feragatname imzalatmanız mümkün olmayacaktır ama kişiye bu görüntülerin kullanılması, yayınlanması ve paylaşılmasına rızası olup olmadığı sorulur. Ve bu rıza alınarak bu işlem görülür. Aksi takdirde kişi gönül rızasıyla bildiğimiz iş için söylüyorum. Bu görüntülerden sonra gönüllü bir şekilde
röportaj vermiş olsa bile daha sonrasında hayır efendim ben bu görüntünün yayınlanmasına müsaade etmiyorum deme hakkına sahip oluyor. Bu da hukuki bir problem doğuruyor. Ve sanırım bu teknolojinin, iletişim alanlarının, insanların sosyalleşebileceği platformların gelişmesiyle birlikte ihlal alanları ve noktaları da çoğalabiliyor günümüzde. Maalesef ki teknoloji de bunun en büyük müsebbibi. Diğer insan haklarına bakacak olursak, özel hayatının gizliliğinin yanında aynı şekilde adil yargılanma hakkı. Evet. Bu da 6. sırada sayabiliriz. Bugün herkesin eşit olduğunu kabul ediyoruz. Özellikle kanun önünde. Yani hakimin önündeyseniz, sizin yaşınız, ondan sonra statünüz, toplumdaki itibarınız, bunun hiçbir önemi olmaması gerekir. Suçluysanız veyahut da müddeiyseniz, yani iddia edenseniz eşit olmak durumunda. Yani hakimin de eşit muamelede bulunması gerekmekte. Yani kimseye toplumsal statüsü sebebiyle bu adil yargılanmayı ihlal etmemesi gerekir. Bunu deyince benim aklıma, araya giriyorum kusura bakmayın ama, böyle bir tablo geldi. Çokça anlatımına şahit olduğumuz, tiyatral manada bizim de daha böyle ilk gençlik yıllarında sahnelediğimiz oyunlar içerisinde de yer alan bir sahne vardır. Hep anlatılır ya, Fatih Sultan Mehmet'in mimarın elini kestirmesi suretiyle kadının huzuruna çıkması ve bir yargılamanın gerçekleşmesi. Finalinde ise şöyle bir diyalog vardır. Hünkârın kılıçla kadının önüne gelmesinin sebebi, mucibesini anlatması. Eğer ben hünkârım diye adil bir karar vermeseydin bu kılıçla senin hakkından gelecektim demesi üzerine kadının da oturduğu minderin altındaki hançeri kaldırıp eğer ben padişahım deyu hükme rıza göstermeseydiniz ben de bununla hükmü icra edecektim gibi bir ifade anlatılır. Aslında bu temel insan haklarının 1948-49 dolaylarında kabul edilmesiyle tüm dünyada evrenselleşmesinin çok 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 öncesinde, 400 yıl kadar daha öncesinde bu topraklarda bu inanç mensubu insanların uyguladığı, ifa ettiği, tatbik ettiği bir şey. Yani bizim yabancı olmadığımız bir şey ama bugün adil yargılanma hakkı birilerinin yine istismar edebildiği bir alan olabiliyor. Maalesef ki biz bunlara ilk reklamlardan önce de dediğim gibi yabancı değiliz. Kültürümüzde gayet olan durumlar. Ama ve lakin diğer ülkelerin, sonrasında diğer milletlerin geçirdiği süreçlere baktığımızda bunun da mutlaka ve mutlaka buraya eklenmesi gerektiğini düşünmüşler. Ha, kötü bir şey değil burada adil yargılanma hakkının olması. Lakin baktığımızda bugün az önce de bahsettik. Srebrenica katilleri ne kadar adil yargılandı? Evet. O kasaplar, o insanları kesen katiller ne kadar adil yargılandı? Seneler boyunca serbest gezdikten sonra göstermelik tutuklamalarla insanları belki susturdular. Ama ne kadar adil yargılanma hakkı uygulandı? Onlara o statülerinden dolayı geçilen kıyaklar ne kadar süre devam etti ve ne kadar süre adalet tesis edilemedi? Bu da ayrı bir soru işareti seyircilerimizin vicdanına bırakıyorum. Bu acı anıları anlattıktan sonra, yani geçirdiğimiz millet ve ümmet olarak geçirdiğimiz acı anılardan sonra mülkiyet hakkına gelelim isterseniz. Tabii, buyurun. 7. sırada da mülkiyet hakkı vardır insan hakları alanında. Burada esas olan insanların mülküne devlet tarafından müdahale edilmemesi. Hatta şeyden bahsetmiyorum, yani bugün kamulaştırma vardır işte. Yol geçecektir ve sizin araziniz kullanılmak zorundadır. Ha, burada devlet size belli bir bedel verir. Ha, bundan bahsetmiyorum. Bu bir mülksüzleştirme, mülkiyet hakkının ihlali kesinlikle değildir. Yine bir hukuk çerçevesinde bu yapılıyor. Kamulaştırma. Evet. Bunun bir bedeli tespit Hatta ediliyor. Bedel artışı sağlanıyor ondan sonrasında o kişiye, o geçen yol sebebiyle. Daha da iyi oluyor bir bakıma o insan için. Yani burada bahsettiğimiz insanların mülklerinin yok sayılması, vakıflarının yok sayılması. Bugün Yunanistan özellikle Lozan'da da tanımasına rağmen Türklerin vakıflarını, Türklerin vakıf mallarını resmen gasp etmiş durumda. Tüm camiler tiyatroya çevrilmiş durumda şu anda. Evet. Tiyatro, sinema salonu, kafe gibi yerlere vakıf malları çevrilmiş durumda ve Yunan hükümeti de bunları hiçbir çekince olmadan kullanmakta.
mahkeme kararlarında hiçe saymakta. Bakın bu da bir mülksüzleştirme. Hı-hı. Aynı Netanyahu'nun aldığı Filistinlileri oralardan, Harem-i Şerif bölgesinden çıkartmaya yönelik kararlar nasıl mülksüzleştirmeye dönükse bu da aynı şekilde. Ama bugün Yunanistan'a bir şey diyen var mı? Türkiye dışında ben bir ses duymuyorum açıkçası. Evet. Sonra seçme ve seçilme hakkına gelelim isterseniz. Tabii günümüzde birçok ülke demokrasiyle yönetiliyor. Hatta monarşiyle yönetilen ülkelerde bile birçok alanda, örneğin bugün her ne kadar Avrupa'da birçok ülke monarşi olsa da bu monarşilerin konumu sembolik bir konumda. Daha çok başbakanlar aracılığıyla yürütme işlemi sağlanıyor. Burada da seçme ve seçilme hakkının önemi mevcut aslında. Osmanlı'da tabii meşrutiyetin ilanıyla birlikte bu bizim literatürümüze girdi. Biraz biz bu kavrama yabancıyız. Doğu toplumları olarak. Hı hı. Demokrasi ve insan hakları da bu bakımdan değerlendirilebilir. Çünkü kişiler kendilerini yöneten insanı seçmek ve aynı şekilde o kişilerin, gerekirse o kişilerden biri olmak da insanların bir hakkıdır. Günümüzde bu bakımdan çok ihlaller görünürde yaşanmasa da yine acı tecrübelerle darbeler maalesef ki bu hakkın önüne geçmekte. Örneğin Pakistan'da olsun, sonrasında Afrika ülkelerinde olsun sürekli darbeler. Sebebi de nedir? İşte Batı'nın istemiş olduğu çıkarları yerine getirmemek. Bir örnek vermek gerekirse Zülfikar Ali Bhutto Vietnam Savaşı'nda Amerika'ya destek sağlamadığı için bir darbeci tarafından devrilmiş ve idam edilmiştir. Ha burada ne hakkı ihlal edilmiştir? Koca Pakistan halkının seçme ve seçilme hakkı ihlal edilmiştir. Evet. Aynı şekilde Afrika'da da Thomas Sankara, tabii Müslüman bir ülkeden örnek verdim Pakistan'dan, bir de Hristiyan bir kişiden örnek verelim. Burkina Faso halkının çok çeşitli dinler vardır orada. İslam'da ciddi bir Müslüman yoğunluğu da vardır ama Thomas Sankara adında genç, hatta 35'ine yaklaşmamış bir insan, bir asker burada Fransızlara karşı mücadele veriyor. Ülkenin bağımsızlığını kazanmasında ciddi bir emek sarf ediyor ve sonrasında Fransızların istediği tavizleri vermediği için bir suikaste kurban gidiyor. Yani darbeler, sonrasında diğer suikastler, bunlar da seçme ve seçilme hakkının ihlaline yönelik bir bakıma fiillerdir. Yine acı bir gerçek, bunun da bir yaptırımı şu anda yoktur. Örneğin kendileri itiraf eden Amerikalı birçok yöneticinin işte darbelerin arkasında biz vardık demesine, hı hı, rağmen, itiraf gelmesine rağmen herhangi bir yaptırım buna da yapılmamıştır. Peki bu noktada bir merci var mıdır bu yaptırımı uygulamak, bu adaleti tesis edebilmek yani adına? Bu konularda yoktur. Uluslararası mahkemeler gibi. Yani. Uluslararası hukuk biraz güdük bir hukuk aslında. Adı var ama kendi yok gibi. Bugün evet, birisi size tokat atsa bunun yaptırımı, Türk mahkemelerinde siz bunun yaptırımını tesis edebilirsiniz o kişiye. Ama uluslararası hukuk şu anda güçlülerin hukuku, mütekebbirlerin hukuku. Bu bakımdan hiç kimse Amerika'ya bir kararı zorla dayatmamış bugüne dek. Birleşmiş Milletler kararları çıktı. Netanyahu'nun yapmış olduğu fiillere karşı, ama bunun kaç tanesi uygulanabildi? Uygulaması bu bakımdan ciddi sorun. Ha burada ülke bazında düşünecek olursak seçme ve seçilme hakkını, diyelim insanların işte milletvekili seçilmesinin belli suçlar işlemediği takdirde sebepsiz yere engellenmemesi de devlet bazında, ülke bazında lokal çaplı düşünülebilir. Ama uluslararası bazda düşündüğümüz vakit bunun ciddi bir yaptırımı maalesef ki söz konusu değil. Bu tamamlamış olduk mu bu şekilde? Evet, şu anda tamamladık. Diğer, genel çerçevede. Bunlar çoğaltılabilir. İşte eğitim hakkı, evlilik hakkı, özgürce seyahat hakkı, seyahat, evet, hakkı da örneğin bunların içinde çoğaltılabilir ama bunları çok açıkçası seyircilerimizi de kafalarını kurcalamak istemiyorum. Şimdi burada fark ettiyseniz ben bir sürü hak saydım. İşte yaşama, hı-hı, hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı hakkı. Bunlar farklı haklar. Kimileri kişisel haklar, kimileri siyasal haklar, kimileri ekonomik haklar, kimileri daha çok sosyal ve kültürel haklar. Hı-hı. Yani örneğin burada dil hakkı da vardır. Sonrasında
sendika hakları, bunlar da mevcuttur. Bunlar da örneğin üçüncü kuşak haklara dahildir. Yani bunları fark ettiyseniz farklı farklı süreçlerden geçtiğini anlayabiliyorsunuz uzaktan evet. bakınca. Burada bir ayrıma gitmek gerekir. Birinci kuşak haklar, ikinci kuşak haklar ve üçüncü kuşak haklar ve dördüncü kuşak haklar da çıktı ama bu henüz o kadar gelişmedi. Bu üç kuşak hakka baktığımızda birinci kuşak haklar daha çok kişisel ve siyasal haklardır. Hı hı. Bunun doğum yeri Avrupa'dır. Yani 17. ve 18. yüzyılda siyasi kaygılarla ortaya çıkmıştır. Halk iktidarı henüz daha yeni Fransız devrimiyle birlikte ele geçirmeye başladığı için hı hı. işte yaşama hakkı, seçme ve seçilme hakkı bu gibi hakları biz birinci kuşak haklar olarak nitelendirebiliriz. Yani şu anda ben Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nden bahsettim ama bir sürü insan hakları temel belgesi var. Baktığımızda daha çok birinci kuşak haklar Batı ülkeleri tarafından savunulurken ikinci kuşak haklar yani ekonomik ve sosyal kültürel haklar daha çok sosyalist ve komünist rejimin hüküm sürdüğü işte Sovyet Rusya, Çin gibi ülkeler tarafından daha çok dillendirilir. Yani elbette Amerika olsun, Avrupa Birliği olsun buralarda daha çok ön plandadır. Seçme ve seçilme hakkı, yaşama hakkı, sonrasında düşünce ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar. Bugün Batı ülkeleri daha çok birinci kuşak hakları uygulama zorunluluğu tutarken daha çok Doğu bloku ülkeleri dediğimiz işte Sovyetler, şimdi Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti bunlar da daha çok ikinci kuşak hakları yani işte ekonomik haklar, çalışma hakkı, sonrasında ekonomik refah sağlamamız açısından önemli olan işte sendikalaşma hakkı, sendikal hı hı. haklar, işçi hakları bu gibi haklar daha çok Doğu bloku ülkeleri tarafından savunulur. Ha bir de üçüncü kuşak haklar vardır. İşte bunlar da yeni çıkmış haklardır. Yani daha çok 20. yüzyılla bilgi çağıyla birlikte hayatımıza girmiş kavramlardır. Çevre hakkı, barış hakkı, gelişme hakkı, işte daha refah, müreffeh bir yerde yaşama hakkı. Bunlar da yeni literatürümüze, hukuk literatürümüze girmiş alanlardır, haklardır. Evet, teşekkür ediyoruz. Aslında toplum olarak, Müslüman toplumu olarak, Müslüman Türk toplumu, Doğu kültürü, İslam kültürü olarak baktığımızda tüm bunlara yabancı değiliz, tüm bunlara uzak değiliz. Bugün bunların altyapısının yüzlerce yıl öncesinden bu topraklarda bu insanların şiarı olduğunu görebiliyoruz. Öte yandan dünya çapında işte Birleşmiş Milletler'le birlikte beynelmiler bir hale getirilen temel insan hakları biraz daha kağıt üzerinde sanki bir kalkan hüviyetinde gibi. Yani işimize geldiği takdirde biz bunu kullanırız ama işimize gelmezse de insan hakları ya da işte başka bir şey biz dinlemeyiz. Kendi dümenimizi, kendi gemimizi yürütmeyi yolunu bakarız. Birleşmiş Milletler her türlü kararı alıyor. Yani herkesin bir vicdanı var. Hı hı. Ama bu kararları ne kadar uygulayabiliyor? Bunu sormak gerekiyor. Yani Birleşmiş Milletler'de bugün biz bir teklif sunduğumuzda çoğunlukla onaylanabilir insan haklarını korumak adına. Ama bu nasıl onaylanacak? Yani sonuçta eğer bu ipin ucundan tutan birisi varsa biz daha çok kuklaya değil de kuklacıya baksak hı hı. daha iyi olacak. Evet. Maalesef ki öyle. Evet. Adının olması hakim olduğu anlamına gelmiyor. Bir hukuk, bir hukuk anlayışı, bir adalet anlayışı, bir insan hakları temeli var ve bugün o temelden bahsedebiliyoruz bugün dünyada. Dolayısıyla inşallah adı gibi hükmünün de hakim olduğu bir dünya, bir gelecek en azından çocuklarımıza bırakabiliriz. Ama benim diyoruz. Ümidim var genel anlamda. İnşallah. Çünkü çıkmamış canlar ümit kesilmez. Netanyahu'nun iktidardan düşmesi olsun, Narendra Modi'nin iktidarının sallantıda olması olsun, Macron'un sallantıda olması olsun, insan hakları açısından daha umutlu bir dünyaya bakmamıza sebep olacak diye düşünüyorum. Hayırlara vesile olsun öyleyse. Peki teşekkür ediyoruz. Daimi konuğumuz avukat Haktan Demir Bey'e bu programda birlikte temel insan haklarını konuşmaya çalıştık. Teşekkürler bir kez daha. Ben teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, Haklarımız programının bu bölümünün de sonuna geldik. Temel insan haklarını ifade etmeye çalıştık. Bir başka programda yine
haklarımızı konuşmaya çalışacağız. Görüşünceye dek iyilikle kalın. Allah'a emanet olun.